eskiler hep yaşlılar, eski Ramazanlar derler yani. Biz de artık yaş ilerledikçe galiba onların dedikleri şeyi çok daha iyi anlamaya başlıyorum. Mümkün ki daha yaşlandığımda daha da iyi anlayacağım. Çünkü çocukken çok daha özel oluyor. Ve daha ufakken, aile kalabalıkken, böyle hep bir aradayken Ramazanların tadı öyle güzel çıkıyor. Biz müzisyenlerin de Ramazan ayları genelde biraz daha durgun ve dinlenme zamanıyla geçiyor. Ve elimizden geldiği kadar ibadetimizi yapıp ailemizle, eşimizle, dostumuzla Ramazan'ı geçirmeye çalışıyoruz. Yani Ramazan'ın bende en özel şeylerinden bir tanesi mesela dediğim gibi aileyle birlikte olmak, sevdiğiniz insanlarla bir araya gelip işte iftarlarda, iftar yemeklerinde insanlarla bir araya gelip Ramazan'ı kutlamak. Bir gün çok küçükken oruç tuttum, bozmak zorunda kaldım, bozdum, hiç unutmam onu o yüzden yani ama bayağı küçüktüm herhalde, tam tutulmayacak yaşlardaydı. Vallahi harçlık meselesi tabii ki çocukların belirli bir yaşa kadar en özel şeyleri oluyor. Şeker çok sevmezdim. Harçlık daha şey geliyordu bana ama tabii ki bayramlarda, özellikle dini bayramlarda olan harçlık meselesi çocukların en özel heyecanlı tarafı. Yani mümkün olanlar genelde onu gidip Luna Park'ta ya da işte kendilerine eğlenebilecek yerlerde harcamak durumundalar. Ama işte dediğim gibi hani küçük yaşlarda o harçlığı alıp sonra akşamına Luna Park'a gitmek, ailecek orada harcamak çok keyifli oluyordu. Bu aralar harçlık veren de yok vallahi Ramazan'da ama olsun, biz yarıyoruz artık çocuklara. Gitsin eğlensinler, bayram kutlasınlar diye. Akraba ziyaretleri, insan yine aynı yere geleceğim. Yaşlandıkça ilgi ve alaka istiyor herhalde. Hani küçüklerini görmek istiyor bayramlarda, gelip el öpmeleri için, ne bileyim hani bayram kutlamaları için. İşte çok büyük bir şehirde olduğumuz için tabii ki herkese ulaşamıyoruz ama en azından büyüklerimiz gönlünü kırmamak için bazı değer verdiğimiz büyüklerimizi ziyaret etmek çok bence iyi bir şey oluyor. Çünkü biz de bir gün yaşlanacağız. Bir de işte memleketim İzmirliyim ben mesela, Bergamalıyım. Birçok akrabam orada. Günümüzde de böyle bayramlar, özel günler hep böyle kısa mesajlarla kutlanır oldu. Bir de toplu mesaj atılıyor özellikle. O bana çok çekici gelmiyor. Günümüzün vermiş olduğu, teknolojinin vermiş olduğu olumsuz bir şey diye düşünüyorum. Hani birebir arayıp kutlamak varken böyle ya da yanına gidip elini öpüp kutlamak varken o toplu mesajlar beni rahatsız ediyor mesela. Hiç sevmiyorum. Çoğuna da o toplu mesajları gönderen arkadaşlara da cevap vermiyorum özellikle. Özellikle bana yazan ya da benim hani beni arayıp kutlayan insanlarla bunu kutlamayı daha çok seviyorum. Ramazan en başta ülkemize ve hastalara şifa, ülkemize huzur ve herkesin de gönlüne huzur ve mutluluk getirsin diliyorum.